Öyle bir insan düşünün ki mal varlığı olduğu halde fakirlerin dahi razı olamayacağı mütevazi bir hayatı tercih ediyor. Fakir insanların aç kalmasına gönlü razı olmayıp elindekileri onlara verip kendisini aç bırakan bir insan. Kainatın efendisi Allah Resulü'nden bahsediyoruz. Aslında Peygamber Efendimizin mal varlığı çoktu. Fedek arazisinin yarısı, Ümmül Kura'nın üçte biri, Hayber'den kendisine düşen beşte biri olan payı, Beni Nadir'den bir kaleden ibaret olan arazi ve savaş ganimetlerinden kendisine ayrılan payılar. Bu mal varlığına rağmen o dönemde en fazla açlık çeken kişi Peygamber Efendimiz'di. Hazreti Ayşe validemizden nakledildiğine göre Peygamber Efendimizin ailesinin iki gün arka arkaya arpa ekmeğiyle, bir başka rivayette de üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadığı ifade edilmektedir. İnsanlar açlık çekmişse buna herkesten çok kendisi ve ailesi maruz kalmıştır. Oysa Cenab-ı Hak tarafından Resulullah'a dilerse kendisi için Mekke Vadisi'nin altına çevrilmesi teklif edilmişti. Ancak o bunu kabul etmeyerek bir gün tok, bir gün aç kalmayı tercih etmiş ve "Allah'ım, acıktığım zaman sana yönelir ve niyazda bulunurum. Doyduğumda ise sana hamd ve sena ederim." diyerek imtiyazlı bir hayat tarzı istememiş, toplumsal kanunlar neyi gerektiriyorsa ona uygun bir yaşayışı Rabbinden niyaz etmiştir. Peygamber Efendimiz Hicri 4. yılda kendisine hibe edilen nadir oğulları hurmalığından elde ettiği mahsulü satar ve bu paradan ailesinin bir yıllık ihtiyacını ayırırdı. Kendisi için ayırdıklarını daha sonra yine muhtaç insanlara dağıtırdı. Peygamber Efendimizin sofrasında uzun müddet su ve hurmadan başka bir yiyeceğin bulunmayışı ve onun çoğu zaman açlık çekmesinin sebebi elinde bulundurduklarını hiçbir rızık endişesi taşımadan ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Yani Resul-i Ekrem Efendimizin hayat boyu geçim sıkıntısı içerisinde yaşaması yokluktan değil, muhtaçların çokluğundan kaynaklanmaktaydı. Peygamber Efendimizin aile fertleri dışında dullar, muhtaçlar ve Mescid-i Nebevi'nin suffa odalarında kalan ilim ve ibadetle meşgul yersiz yurtsuz fakir kimseler de onun desteğiyle hayatlarını idame ettirmekteydi. O, bir devlet başkanı sorumluluğu ile bunların nafakasını kendi ailesinin fertleri gibi düşünmekteydi. Peygamber Efendimiz'e bir sadaka geldiğinde onlara gönderir, kendisi hiçbir şey almazdı. Şayet gelen hediye ise ondan bir parça alır, kalanını suffe ehline gönderirdi. Peygamber Efendimiz'in mevcut mallarının gelirleri yolculara, misafirlere, ülkeye gelen yabancı ülkelerin elçilerine, fakirlere, muhacirlere tahsis edilmişti. Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna bir adam geldi ve "Çok açım" dedi. Peygamber Efendimiz mübarek eşlerinden birine "Yiyecek bir şeyler gönder" diye haberci gönderdi. Giden kişi döndüğünde evde sudan başka bir şey olmadığı haberini getirdi. Peygamber Efendimiz diğer eşinin evine haber gönderdi. Oradan da aynı cevap geldi. Kısacası 8-9 evden sudan başka bir şeyin olmadığı haberi geldi. Peygamber Efendimiz peş peşe birçok geceyi aç geçirirdi. O ve ev halkı akşam yemeği bulamazlardı. Bir keresinde sahabe-i kiram Peygamber Efendimizin huzuruna gelip açlıktan yakındılar ve karınlarını açarak kuşaklarının altına bağladıkları taşları gösterdiler. Peygamber Efendimiz bunun üzerine açlıktan dolayı kendi karnına bir değil iki taş bağlamış olduğunu gösterdi. Peş peşe her gün 2 ay boyunca evinde ateş yanmadığı olurdu. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca hiçbir zaman has buğday unundan yapılmış ekmek yüzü görmedi. Hazreti Ayşe şöyle der: "Hayatı boyunca, yani Medine'ye gelişinden vefat edinceye kadar geçen dönemde
Peygamber Efendimiz hiçbir zaman üst üste iki vakit iyice doyarak yemek yemedi. Peygamber Efendimiz'e bir gün sıcak bir yemek getirilmişti. Yedikten sonra elhamdülillah, epey zamandır mideme sıcak bir yemek girmemişti buyurdu. Çoğu kere açlıktan dolayı sesi o kadar kısılırdı ki sahabe-i kiram durumunu anlardı. Bir gün Ebu Talha eve geldi ve eşine "Yiyecek bir şey var mı? Az önce Peygamber Efendimizin açlıktan sesinin kısıldığını gördüm." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki "Şurası muhakkak ki Allah hakkında benim korkutulduğum kadar kimse korkutulmamıştır. Allah yolunda bana çektirilen eziyet kadar kimseye eziyet çektirilmemiştir. Zaman olmuştur 30 gün ve 30 gecelik bir ay boyu Bilal ile benim yiyeceğim Bilal'in koltuğunun altına sıkışacak miktarı geçmemiştir." Peygamber Efendimiz ara sıra güzel yemekler yemiş, güzel elbiseler de giymişti. Ama onun asıl ruh yapısı dünya süslerinden uzak durmaktı. Peygamber Efendimiz dünya nimetlerinden uzak kalmış, aç kalmış, her türlü imkan bulunmasına rağmen hükümdarlar gibi davranmamış, kendine dünya servetinden en ufak bir pay çıkarmamıştır. Vefat ettiği sırada üzerinde bulunan elbiseler de yamalıydı. Halbuki elindeki fırsat ve imkanlara diğer devletler sahip değillerdi. Suriye sınırlarından başlayarak Aden'e kadar bütün Arabistan fethedilmiş, Medine meydanı altın ve gümüş akınına uğramıştı. Vefat ettiklerinde o zamanın zenginlik sembolü sayılan altın ve gümüşü kalmamıştı. Sadece Muhammedur Resulullah yazısı bulunan bir gümüş mührü kalmıştı. Her konuda bize örnek teşkil eden kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mütevazi hayatı bu şekildeydi.